Ben Süleyman Aydın. Ben de oğlum Mesihan Aydın için buradayım. Gördüğünüz gibi bugün eylemimizin 159. günüdür biz buradayız. Hala HDP'den bize bir açıklama gelmiyor. Gelsinler, niye bize açıklama yapmıyorlar? Biz onların Kürt vatandaşları değil miyiz? Neden bizi görmemezlikten geliyorlar? 159 gündür bu karın altında, bu yağmurun altında biz burada evlatlarımızı bekliyoruz. Neden gelip çocuklarımızı PKK'dan istemiyorlar? Gelsinler, bu milletvekilleri buradan kapıdan geçiyorlar. Bu kapıda bizi görmemezlikten geliyorlar. Biz onların Kürt vatandaşları değil miyiz? Gerçekten Kürtleri temsil ediyorsanız neden gelmiyorsunuz buraya? Gelin siz de bizim çocuklarımızı PKK'dan isteyin. Avrupa Birliği de hani sözde hak, hukuk, adalet bahsi ediyorlardı. PKK üst yöneticilerini kendi yanlarına çağırıyorlar. Neden gelip burada anneleri götürmüyorlar oraya? Anneleri neden oradan konuşturmuyorlar? Hani insan hakları nerede? O yüzden biz bu saatten sonra Avrupa Birliği'ni de tanımıyoruz artık. Biz böyle bir devleti de artık tanımıyoruz. Yani onlar PKK'ya destek veriyorlar. Onlar PKK'ya destek verdikçe PKK bizim çocuklarımızı dağa götürüyorlar. O yüzden gördüğünüz gibi yoğun şekilde kar yağıyor burada ve biz burada hiçbir yere gitmiyoruz. Evlatlarımızı bu HDP'den de almadan gitmiyoruz. Bu HDP milletvekillerini de hepsini vicdana davet ediyoruz. Artık vicdanları varsa gelip burada açıklama yapsınlar. Onlar da çocuklarımızı PKK'dan istesinler. O yüzden buradayız, gitmiyoruz bir yere. Teşekkür ediyorum. Evet, Celil Bektaş. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 159. gün. Onun en başından beri buradasınız. Nedir son durum? Benim için 9 sene, 9 günde gelirim. 9 aydır oğlum gitmiş, 9 sene gibi geliyor bana. Ben öyle biliyorum. Şimdi küçük oğlunuz da gelmiş. Evet, o çocuğun psikoloji bozulmuş. Zaten öğretmende karışmayın dedi. Şey al dedi, takdir al dedi. Teşekkür getiriyor, ona kalktı. Okuma işini bilmiyor. 5'e gidiyor, gitmiyorum. Müdür maksu bir sene onu şey etti, yani özel bir öğretmen vermiş ona. Yine de çocuk diyor, abim. Bilecek işe gitmiş. İnanmadı. Dedi bu şerefsize götürmüş. Aynı bu kelimeyi kullandı. Buna geldi bu şerefsize götürmüş. Artı bundan 3 gün önce o benim oğlumu götüren adam bu il binasına girdi. Buraya geldi. Saat 2.30'a girdi. 4.20 geçe çıktı. Emniyet yanlış anladı. Nasıl yanlış anladı? Dedi ki biz belki ona saldıracağız. Ben kendimi arabanın önüne koydum. Dedim o adamı yendirin. Karşıya da saldırınca emniyet dedi yani siyasi partidir. Belki buna saldırıyorlar, bilmiyorlardı. Tabii arada kamunun emniyetin kamerasına çıktı yani. Bir yere gidemez yani. Hemen arada bir saat geçmedi, ofiste yakalandı. Emniyet hemen yakaladı, emniyet bilmedi. Komiser şok oldu yani. Nedir dedim, dur. Benim oğlumu götüren o dedi. Nasıl o dedim, o diyor. Niye başta söylemedi? Dedim, ben söyledim, sallamadım. Hani karabalık olunca ses alamadı. O bana dedi. Tabii canım, kendisi bana dedi. Nasıl ben nereye bileyim o götü? O dedi şerefli bir yoldadır dedi. 15 gün süre verdi o zaman. Bunu sen defalar söyledin. Beni cibre gözüne gönderen o dedi. Hatta cibre gözüne. Beni o gönderdi oraya. Ben ne biliyorum. Para benden isteyen onlar dedi. Ona para istedi benden. Benim bir evim vardı, evim yetmedi. Çivonla para istedi. Ben çivonla nereden getireyim? An sonuçta yani biz buraya gelmişiz yani ben kendim görüşmeyi söylüyorum. Ben iki sekreterim ben. Ben buraya gelirken ölümü gözü alarak geldim. Yani niye desen burası onların şeydi, kalesiydi yani. Burası am ediyorlar buraya. Onların Kürdistan'ın kalesi burasıydı. Yani bu, şunu söylemek istiyorum. Bunlar iki sene önce gelemezdim buraya. Mümkün de geldi. Şey vardı, emniyetin içinde bazı sorunlar vardı, FETÖ'cüler vardı. O yüzden kimse buraya çadır madır kuramazdı. Çünkü kimin yaptığını bilmiyor. Biz şurada bunu yaşadık. Ben sonra bizzat yaşadım bu olaylar yani. Mesela burada dedim ki orada bak şey var, mayın var, yapışı olmaz dedi. Yapışı olmaz olur mu? Gösterirdik yani. Belli yani adam istemiyor yani ortalığı karşıma sesleri. Ben buraya gelirken önüme göz olarak geldim. Yani düşün, gelirken yola düşündüm, taştım. Hey öleceğim dedim. Zaten de ölmüşüm. Ben bu karanla geldim buraya. Hani bu kadar emniyet bekleyeceğimi bilmiyordum yani. Ben dedim giderim ölürsen ölürüm, orada öleyim artık. Geldim, ilk akşam sabah kabirde oturdum. Demek istedim bütün annelere babalara sesleniyorum. Bizim evimiz yandı bari siz eviniz yanmasın. Çok çok sahip çıkın. Maça göndermeyin baba. Neler gelsin. Piknike göndermeyin. Göndermeyin abi lazım da gelin. Emniyet bile gelse göndermeyin artık. Şey gelsin buraya. Bir ne olursa olsun herkes gelsin buraya. Burasıdır.
Çözüm yeri burasıydı. Çocuğuma bunu diyorum, oğlum ana hasta. Muhammed hasta. Sen yüzünde. Gel teslim ol. Ceza yoktur. Onların yalanına bakma. Kandırıyorlar. Ceza yoktur. Bunu kafana koy. Kimse sana karışamaz. Emniyet her türlü seni korar. Eski emniyet de gel. Gel teslim ol oğlum. Emniyetin güçlerine. Bizi mahvolduk. Bana gelmezse sana hakkımı helal etmiyor. Sen benim biliyorsun ne çabalar sibesledim. Ben ezildim, siz ezilmeyin. Ben seni okula gönderdim. Sana özel okula dedim, okutacağım sana. E sen gittin oğlum. Eğer gelmezsen ben sana hakkımı helal etmiyor. Teşekkür ederim. Evet Şemiz Bey. 159. gün. Evet. Ben Şemiz Kaya Mardin. Vedat Kaya'nın polis memurunun babasıyım. Öncelikle İdlib, Elazığ, Malatya, Van şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelere başsağlığı diyorum ve yaralara acı şifalar diliyorum. Burada devletimiz daima yanımızdadır. Sayın Valimize, Sayın Emniyet Teşkilatı'na hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa Parlamentosu gidiyor bu çapulcuları çağırıyor. Zaten Avrupa Türkiye istemiyorum. Bunlar hiçbir zaman bizi temsil etmiyor. Bunlar Kürt falan değil. Bunlar nedir? Bak burada ne görüyorsun? Yeşil, sarı, kırmızı. Ne demek? Yeşil ovamız, sarı altınımız, kırmızı onların kanıymış. Biz Ermeni değiliz. Ben hakiki Kürt'üm. Hem Kürt'üm hem Türk'üm. Ben bu devlet için 9 tane çocuğum var. Vedat gitmiş. Bayram var. Nihat var. Asef var. Asat var. Berivan var. Ebru var. Aslı var. Emine var. Şeyimiz var. Hepimiz canımızı seve seve veririz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Benim ismim Salih Gökçe. Ben Ağrı'dan geldim. 2015'te benim oğlumu Suriye'ye götürdüler. HDP aracılığıyla benim oğlum gitti. Ben o partili olmadığım için burada basa basa söylüyorum. Ben o partili olmadığım için benim oğlumu götürdüler. Benim oğlumun 20 gün askerliğine var idi. Annesi yok. Ben çocuklarımı tek başına 17 senedir büyüttüm. Ben evlenmedim. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım. Benim bir oğlum daha yeni askerden geldi. Bir de bir yıl önce askerden geldi. Onlar benim yuvamı dağıttılar. Biliyor musunuz? Benim bir kızım öğrenci burada. Benim bir kızım üniversite okuyor. Bu yıl eve gidemedik. Bu tam 5 yıldır ben bir bayramda bir ne bayramım var ne düğünüm var. Çocuklarım üzülmesin diye ben içime atıyorum. Ama içimdeki dışarı atıyorum. Burada diyorlar yok devlet bize sahip çıkmıyor. Devlet ne demek oluyor ya devlet sahip. Bu, biz devletin, devlete nankörlük yaparız bile bile burnumuzdan gelecek. Valisi de İçişler Bakanı, Cumhurbaşkanı'ndan tutun tab. Emniyet güçleri hepsi bizim arkamızdadır. HDP biz 80 milletvekili çıkarttık. 80 milletvekili. Kürt halkı 80 milletvekili çıkarttı. O kadın döndü ne dedi? Figen Yüksek mi ne ismi? Dedi PKK, PJAK, PYD bizim arkamızda. O öyle diyorsa benim arkamda devletim var. Gerekirse bir Ömer'imi benden koparttılar. Bir İbrahim'im var, bir Murad'ım var, bir Sibel'im var, bir de ben varım. Gerekirse canımı veririm vatanım için. Niye bu gurbetçiler kalkıp da ta Almanya'dan, Avrupa ülkelerinden buraya geliyorlar. Onların imanı kabul etmiyor. Tamam PKK orada cirit atıyor, onların imanı kabul etmiyor. Aileleriz ya. Ben oğlum için geldim, o polis için geldi, o asker bu. Bu kadının suçu ne ta? Kızı üniversite okuyor, Kütahya'dan kalkıp buraya geldi. Ben PKK'yı Kürt olarak kabul etmiyorum. Sesin PKK'ya gitsin. PKK'nın yeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil. Neresi biliyor musun? Şengal'a gitsin. İmanlı insanlar bu ülkede kalıyor. Çanakkale'de, doğuda, batıda, kuzeyde benim annemin ninesi çapayla, kürekle düşmanı yurttan çıkarttı. Biz Diyarbakır'a gelmiştik. Neden Diyarbakır'a geldik? Çünkü hedef burası. Merkezi burası. Eğer merkezi benim ilimde de başka bir merkez olsaydı ben buraya gelmezdim. Özellikle ben Remziye Tosun ayaklarına burada kapandım. O sesimi duysun. Ben ayaklarına kapandım. Yavrumu istiyorum, yavrumu. Başka ne isteyebilirim? Malım da var, mülküm de var, her şeyim de var ama yemek yok. Bayram yok. Benim suçum ne? Yavrumdan ne istediler? He? Suriye'de gittim. Suriye'de benden 15 bin lira para aldılar, 10 bin dolar. Kampların etrafında beni gezdirdiler, ben geldim.
Kızım ağladı dedi, senin başına bir iş gelir, biz ne olacağız? Geldim buraya. Yine kendi çocuklarını götürmüyor. Götürsün çocuğunu bakalım. Dilerim Allah'tan, hepiniz amin söyleyin. İnşallah onların evlatları da araba devrilişinde parça parça olur. Amin. Dilerim Rabbimden onların her iki eli bir araya gelmesin. Ben sırrının yanına gittim, bizim ağrı milletvekiliydi. Dedim ben oğlumu istiyorum dedi. Beni belediyenin önünde zaptalarla beni kovdu, dışarı çıkarttı. Oraya giden can değil mi? Valla ben beddua ettim. 20 gün aradan geçmedi, oğlu intihar etti. Dilerim Allah'tan bu mazlumun ahları inşallah yerde kalmaz. Gitmeyeceğim, burada kalacağım. Kanımın son damlasına kadar kapımın madem siyah kilit vurduysam hedefe siyah kilit vurmadan buradan gitmeyeceğiz. Ne demek oluyor ya, kendi çocukları Avrupalarda okusun. Teröristler Avrupa'da cirit atsın. Avrupa, Fransa ne diyor? Fransa orada terörleri besliyor. Sarı yelekle cirit atıyor. Bilmiyor muyuz? Sarı yelekle cirit atıyor. Türkiye devleti demek, Türkiye Cumhuriyeti devleti demek Amerika'ya, Rusya'ya kafa tutacak bir ülkedir. Neden bu oluyor? Bizim iman gücümüzle oluyor. Bu bayrağın sayesinde oluyor. Bu emniyet güçlerinin sayesinde oluyor. Çocuğunuza bir mesajınız nedir? Çocuğuma mesajım şu. Bak Ömer'im. Senin isminin Hazreti Ömer ismidir. Adalet bir isimdir. Dön gel. Diyorlar ki oradakiler diyorlar. Siz giderseniz işkence verecekler. Sizi cezaevine atacak. Öyle bir şey yok. Cezaevi yok. Her geleni serbest bırakıyorlar. Çocuklar gelecek. Benim oğlum ta bir yıl önce de benimle konuşuyordu. Gizli numaradan arıyor, sesimizi dinliyordu, ses çıkaramıyordu. He sen nerede olsan, canımın pahası olsa bile gelip seni alırım. Yeter ki bana bir telefon aç. Eski numaram onda. O biliyor.